İzmir'de Melodi Plan bir şubesi vardı. Şubesi mi denir artık neyse. İşte bir şeysi vardı orada. Benim de Tunç Yener ve Ahmet Şenyüz diye iki tane arkadaşım vardı. Biz gönderelim dedik. Kayıt yapalım ve gönderelim dedik. Melodi Plak ilgilendi. Zaten Melodi Plan'dı sözünü ettiğim şube. Yeşil Gilevsun'un ilk prodüktörüm benim. Doruk Onatkut da ilk düzenlemelerimi yaptı. Bizi çağırdılar, işte beğenmişler falan. Bir 45'lik yaptık. O 45'likle hiçbir şey olmadı. Ben de böyle yani çok çok fazla şey olacak diye hayal ediyordum. Ama hayal kırıkları aslında çok iyi oluyor insan için. Yani bir şekilde büyütüyor insanı. Bir sürü şey fark etmesine neden oluyor. Bir sene falan işte okula devam ettim İzmir'de. Sonra telefon açtım. Atilla Özdemiroğlu ile Şanay Yurdatapa'nın telefonunu buldum. O ilk hayal kırıklığından sonra şartları zorlamaya başladım. İstanbul'da ilişkiler kurdum. İşte çocukluk arkadaşım Nilgün şu anda burada da yanımda, o biyomedikal tıp mühendisi oldu. Ben şarkıcı oldum. İstanbul'a Kumkapanı'ndaki plakçıları dolaştık. Ben o bütün plakçılara girip şarkılarımı söylüyordum. Kuzenim Firuzan Hanım İstanbul'da. Onu evde bulamadık. Bir yol izle bilmiyoruz. İstanbul'un içinde dolaşıyoruz. 75 lira da paramız var. İstanbul ilk gelişinizde. İkinci gelişimiz İkinci. işte. Sokak sokak dolaşıyoruz. Yani telefonla bir takım bağlantılar kurdum ama ne olacağını ben de bilmiyorum daha tam. Sabahattin abi bir taksi şoförü bütün bir gün İstanbul'da dolaştırdı bizi. Sonra Firuzan ablayı evde bulamadık. Gidecek yer bulamadık. O kadar acıdı ki bize gelin dedi Sabahattin abi. Biz de ne günde Sabahattin abinin evine gittik. Çok şeker, böyle sıcacık aile resimleri vardır ya işte. Büyüklerin olduğu, büyük annelerin, büyük babaların, torunların, işte aile fertlerinin olduğu böyle bir sofra kurulmuş. O gün bugündür zaten en sevdiğim yemek kıymalı patatestir. Hayatımın en güzel yemeğini yedim orada. Kıymalı patates. Sonra biz işte ulaşacağımız adreslere ulaştık. Ben çok bulmak istedim Sabahattin abiyi. Sonra Can Dündar'ın Aynalar programında böyle sözünü ettim. Sonra o telefon açtı. Sonra yıllar sonra kavuştuk. Aha. Evet, ben de böyle çok içime dert olmuştu. Doğru düz bir teşekkür edemedim diye. Umarım yeteri kadar teşekkür edebilmişimdir kendisine. Ondan sonra da işte yavaş yavaş. Yalnız o ilk 45'liğine, günün modasına uygun olarak senin Aksu soyadın yerine Seley diye bir Evet, soyadın haydi olsa. şansım, evet. Haydi şansım. Pek fazla süksesi olmamış o şarkının ama sen kızmışım. Ben kızdım Ne çünkü. demek benim ismimi böyle yapıyorsunuz? Aksu yaptırmışım. Bandrol mü var? Siyah Ya bir bant. evet kızdım tabii ki. Çünkü bir geldi şey 45'lik İzmir'e Sezen Sele yazıyor. Bu ne dedim ben? Telefon açtım falan. İşte çok daha güzel tınlıyor böyle şarkıcı isimlerinde böyle şey yapılır falan. Yine Ben dedim ki Soley ya öyle falan bir gibi. şey yani Sele benimki. Ya olabilir de gerçi ama tercih meselesi. Benim tercihim diye kimse de bana sormamış. Dedim bunu hemen değiştirtiyorsunuz dedim. Tabii bir tane kıytırık İzmir'den bir tanınmayan bir kız böyle bir ısrar da bulununca şimdi ne yapsınlar? Tabii bütün şeyleri kapakları yeniden basmak da masraflı bir şey. Onlar da hala bellidir yani o 45'liklerde. Üzerini boyamışlar siyah bir bantla. Üzerine Aksu yazmış ama alttan seri görünüyor. Ama olsun ben onu yaptırınca çok rahat ettim. Bir tuhafıma gitti çünkü Yani birdenbire bambaşka isyan daima hem damarlarında biraz var. öyle herkesin ruhunda vardır da işte ben hani çok bastırabilenlerden değildim özellikle o yıllarda. Böyle bir gözüm dönünce bir ayağa kalkmam vardı yani. Evet. Düzelttirdim yani.